Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün modern atom teorisi, atomun kuantum modelinden bahsedeceğiz. İlk önce bu teoriyle ilgili yapılan çalışmalarda geçmişten günümüze doğru geliş sırasına göre bilim insanlarının çalışmalarından bahsedecek. İşte modern atom teorisinde katkıda bulunan bilim insanları olarak düşünebilirsiniz. İşte 1873'te Maxwell tarafından ışığın elektromanyetik dalgalardan oluştuğu ve elektromanyetik ışıma bulunduğu söyleniyor. 1900'lü yıllarda Max Planck sabitine ismini veren kişidir aynı zamanda. E eşittir H çarpı nü diye bir formülü vardır. İşte enerji Planck sabit çarpı frekans şeklinde bir formülü vardır arkadaşlar. Enerjiyi küçük paketler, kuantlar halinde yayınlayıp sorabildiğini açıklayan kişidir. Daha sonra 1905 yılında Albert Einstein metal yüzeyine belli bir frekansta ışık düşürüldüğü zaman metal yüzeyinden elektron fırlamasını açıklamıştır ve fotoelektrik olay olarak biliriz bunu. Metallerin yüzeylerinin parlamasının altında yatan neden de budur aslında. Yani metalik bağ yapıyor normalde ama tabii böyle de söyleyebiliriz. 1913 yılında Niels Bohr tarafından yörüngeli atom modeli ortaya konmuştu. Bundan bahsetmiştik. Daha sonra 1924'te Louis de Broglie ışığın dalgalarının foton gibi davranabilmesinden yola çıkarak ışık gibi aynı elektron da parçacıklarının da dalga özelliği gösterdiğini belirtmiştir. Yani ışık hem dalga hem de tanecik karakteri taşır arkadaşlar. Aynı ışık gibi elektron da hem dalga hem de tanecik karakteri taşır ve bunları birleştirerek bir eşitlik haline getirmişti. De Broglie'nin yine matematiksel olarak eşitliği vardır. Ve özellikle bizim kuantum modelinde ismini çokça söyleyeceğimiz ve orbitalleri dayandıracağımız kişi Erwin Schrödinger'dir. 1926 yılında dalga denklemini ortaya çıkmıştır ve kuantum sayılarını matematiksel fonksiyonlarla ifade etmiştir. Ve yine aynı dönemlerde arkadaşlar Werner Heisenberg belirsizlik ilkesini ortaya atmıştır ve elektronun yerinin ve hızının aynı anda bilinemeyeceğini söylemiştir diyoruz. Şimdi biz tabii ki ilk olarak Dalton atom modeliyle başladığımız yola Thomson, Rutherford, Bohr ve en son şu anda kuantum modeliyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi kuantum modeli neler söylüyor? Buna geçmeden önce hatırlatma yapmış demiş ki yani Bohr'da neler vardı, neler sıkıntı vardı. Çünkü modern atom teorisinden önceki teori Bohr atom modelidir. Ve doğal olarak ondaki sıkıntılar olduğundan dolayı yeni bir atom modeline ihtiyaç duyulmuştur. Ve bu atom modeli neler söylemiş bakalım. Şimdi Bohr atom modeli tabii ki hani neler söylediğini geçmeden önce atomla ilgili bir takım hani çalışmalardan bahsetmiş önce. İşte Demokritos ilk defa atom kelimesini kullanan kişi. Dalton, Thomson, Rutherford sıralamasıyla atom modelleri gelişmişti. Bu birikimlerden faydalanarak Bohr atom modeline göre elektronlar çekirdek etrafında belirli yarıçap ve belirli enerjili dairesel yörüngelerde yer almaktadır. Bu önemli bir ifade arkadaşlar. Yani daha doğrusu Bohr'u açığa çıkaran ifade bu. Bohr modelini vurgu yapan cümleler bunlar. Nedir? İşte çekirdeği kabul ediyor Rutherford'un bulduğu. Ne diyor? Etrafında belirli uzaklıkta, belirli dairesel, çizgisel yörüngelerde elektronlar dönerler. Yani çok yakın da olamaz, çok uzak da olamaz. Belirli uzaklıkta olması gerekiyor diyor. Ancak Bohr atom modelindeki sıkıntılardan birisi de elektron davranışını tam olarak açıklayamamasının nedeni elektronların çok küçük parçacık olmasından dolayı bu elektronların işte belirli uzaktaki dairesel yörüngelerin farklı atomlarda farklı sonuçlar çıkarması modelin sınırlılıklarından gibi düşünebilirsiniz. Yani mesela kim için geçerliydi? Hidrojen için geçerli ama mesela helyum için geçerli değil. Helyum için bir elektron koparırsak geçerli, lityum için geçerli değil ama iki elektron kopartırsak geçerli, işte beryum için geçerli değil. Ama 3 elektron kopartırsak geçerli. Ne zaman geçerli yani? Tek elektronlu tanecikler için Bohr atom modelinin bulmuş olduğu enerji değerleri geçerliyken çok atomlarda sıkıntılar oluşmuş ve bundan dolayı yeni bir atom modeline ihtiyaç doğmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Ana mantık bu aslında baktığımız zaman. Peki, devam edelim. Şimdi neler sıkıntılar? Onları tekrar bir hızlıca hatırlayalım. Çok elektron atomla spektrumu açıklamada yetersiz. Evet, söylediğim şey buydu zaten. İşte Bohr atom modeli hidrojen atom spektrumunu ve hidrojen gibi tek elektrona sahip olan iyonların elektrik spektrumunu açıklar. Bunlarda problem yok. Ama çokları elektron itmelerinden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı açıklayamamış. Elektron çok küçük bir tanecik olmasından dolayı bu hani etkileşimler önemli hale gelmiş. Hidrojenin ışıma spektrumundaki alt çizgiler ve bazı çizgilerin neden daha parlak olduğunu yine
açıklayamamış arkadaşlar. Bu da yine sınırlılıklarından bir diğeri. Yine elektronun yörüngenin dışında neden bulunamayacağını açıklayamamıştır. Yani demiş ki Bohr elektron direkt işte belirli uzaklıkta, yani o uzaklığın falan sınırlarını çizmiş, o uzaklığı falan hesaplamış. Burada olmak zorunda. Neden işte farklı yörünge dışında, mesela işte çekirdek şurası birinci yörünge, ikinci yörünge. Elektron burada ya da burada olabilir. Yani bunu buraya getirebilirsiniz. Bu buraya geri döner. Hatırlayın uyarılma ve absorpsiyon ve emisyon olaylarını. Neden elektron burada olamaz? Ya da işte burası üçüncü yörünge. Neden elektron burada olamaz? Arada bir yerde olamaz. Bunları açıklayamadığından dolayı yeni bir atom modeline ihtiyaç doğmuştur arkadaşlar. Peki bakalım neler var başka? İşte modern atom modeline geçmeden önce arkadaşlar şöyle Bohr'un söylediği şeyleri bir hızlıca hatırlayalım tekrar. İşte neler söylemişti? Elektron çekirdeğin etrafında belirli uzakta enerji düzeylerinde hareket eder. Bunlara temel enerji seviyesi, katman, kabuk ya da yörüngedir. Bohr'un söylediklerini söylüyorum şu anda. Hatırlatmış zaten. Bu normalde 9. sınıf konusu ama biz şu anda modern atom teorisine geçmeden önce kısaca bir Bohr'u hatırlıyoruz. Elektron hareketinin mümkün olduğu katmanlar K, L, M, N gibi harfler ya da 1, 2, 3, 4 gibi sayılarla gösterilir. Hatırlayın bunları. İşte yörüngelere harf veriyordu ya da böyle numara veriyordu. Birden başlıyordu. Çekirdeğe en yakın olan yörünge birinci yörünge ya da buna K yörüngesi, ikinci yörünge L yörüngesi, üçüncü yörünge M yörüngesi gibi isimler alabilir. Her temel enerji seviyesinde elektronun belli bir potansiyel enerjisi vardır ki bu potansiyel enerjisi işte çekirdek şurası birinci, ikinci, üçüncü yörünge 1, 2, 3 ya da K, L, M diye yazdığımız zaman elektron şurası artı yüklü çekirdek, şurada elektron burada. İşte bu elektron buraya ya da buralara uyarılabiliyordu enerji velek ama içeriden dışarı doğru bizim enerji vermemiz lazım. Uyarılmış bir atom kararsız olup tekrar temel hale geri dönmek istiyordu. Bu sırada dışarıya enerji veriyordu. Yani bizim enerji verdiğimiz için artıyla gösterdim. Dışarıya enerji yani geri enerji verdiğini eksiyle temsil ettim arkadaşlar. Bu şekilde her bir yörüngenin enerjisi vardır. İçeriden dışarı çıkartırken biz veririz. Absorpsiyon olayı. Geri dönerken o bize enerji verir. Genelde ışık ya da ısı şeklinde. Bu da emisyon olayıydı diyoruz. Atomdaki elektron temel halde daha yüksek enerji katmanı uyarılabilir ve uyarılmış elektron temel hale geçebilir. Evet bu olayı da anlatmış oldum. Şimdi dediğimiz gibi Bohr hatırlatması yaptık şu anda. Bohr atom modelinin hatırlatmasını yaptık. Peki modern atom teorisi ne diyor arkadaşlar? Hemen bakalım. Modern atom teorisinde kuantum model olarak da bilebilir. Modern atom teorisine kuantum kuramı da diyebiliriz. Bu modelin gelişmesinde özellikle Louis de Broglie'nin yapmış olduğu elektronun hem dalga hem de tanecik karakteri taşıdığı, Heisenberg'in yapmış olduğu belirsizlik ilkesi ve Erwin Schrödinger'in katkıları çok büyüktür. Bu da ne yapmıştı? Dalga denklemini ifade etmişti arkadaşlar. Şimdi neler, hangi çalışmalar yaptığına bir bakalım bu bilim insanlarının. De Broglie elektron hem parçacık hem de dalga özelliğine sahip olduğunu örnek dalga tanecik ikilini geliştirmiştir diyor. Tamam. Elektronların konumlarını ve hızlarını saptayabilmek için Heisenberg'den bahsediyoruz. Yaptığı çalışmalar sonucu elektron konumunun ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini ifade etmiştir. Şimdi Heisenberg yaptığı çalışmalarda elektronun konumunu ölçebilmek için ne yapılabilir? İşte elektrona bir ışık gönderilir. Bu ışıkla elektron etkileşmesi incelenir. Ancak gönderilen ışığın dalga boyuna bağlı olarak elektronun konumundaki ve hızındaki belirsizlik değişebilir. Ve bundan dolayı elektronun siz konumunu ölçmeye çalıştığınız anda yaptığınız etkileşim ışığı göndermek. Bu ışık elektrona çarptığı anda konumunu ölçmeye çalıştığınız zaman ne olacak? Çarpmanın etkisiyle konumu değişecek. Aynı şekilde hızını ölçmeye çalışan hızındaki belirsizlik fazla olacak. Özellikle dalga boyu düşük, enerjisi yüksek olan bir ışın gönderirseniz hızı daha da fazlalaşacak. İşte bu nedenlerden dolayı elektronun konumunu ve hızını aynı anda bilemeyiz. Ya da şöyle bir cümle söyleyeyim. Belli bir değere kadar bilebiliriz. Buna belirsizlik ilkesi denir. Şu anda bakın arkadaşlar aslında ne yapıyor biliyor musunuz Heisenberg söylediği şeyle? Bohr'un elektronun işte belirli yörüngelerde bulunur cümlesine bir ne yapıyor? Ters bir açıklama yapıyor. Yani kabul etmiyor aslında. Çünkü Bohr diyordu ki elektron çekirdekten belli uzakta direkt konum olarak söylüyordu. Onları hesaplıyordu, enerji değerlerini hesaplıyordu. Konumuyla ilgili çalışmaları vardı. Bohr'un bu çalışmalarına diyor şu anda karşı çıkıyor. Diyor ki hayır bilemezsin diyor. Çünkü diyor sen bunu ölçmeye çalıştığın anda bile diyor konumu değişir, hızı değişir. O zaman sen bunu bilemezsin. O yüzden şu anda yörünge modelini reddetti arkadaşlar Heisenberg. Schrödinger'de elektron gibi küçük taneciklerin enerjilerini ve genel davranışını açıklayan denklemler geliştirmiştir. Bunları zaten kuantum sayıları olarak göreceğiz arkadaşlar. Evet,
Heisenberg'in yapmış olduğu çalışmaların sonucu. Mesela elektronu gözlemlemek için uzun dalga boylu bir ışın kullanan elektron konumundaki belirsizlik. Daha geniş bir alanı tarayacağı için. İkinci durumda ise elektronu gözlemlemek kısa dalga boylu. Yani yüksek enerjili bir ışın kullanmış. Bu sefer fotonun enerjisi elektrona aktarıldığı için hızı ve yönü değişebilir. Biz hızını ölçmeye çalıştığımız anda hızında daha büyük belirsizlik oluyor. Ya da konumunu ölçmeye çalıştığımız zaman ne oluyor? Uzun dalga boylu ışında daha fazla konumda belirsizlik olduğunu hatırlatmış. Şimdi kuantum modeline devam edelim. Kuantum modeli daha sonra Schrödinger'in denkleminin çözümlenme sonucu elektronun konum olasılıklarını gösteren bölgeler ortaya çıkarmıştır. Schrödinger arkadaşlar elektronun hızını, konumunu, işte çeşitli etkileri, çekirdeğin çekim etkilerini bunların hepsini göz önüne alarak bir matematiksel fonksiyon geliştirmiştir. İntegral hesaplamaları sonucunda elektronların bulunabileceği alanların sınırlarını çizmiştir. Hangi hacimsel bölgelerde dolaşabileceğini, şekillerini çizmiştir. Bunları belirlemiştir. Hangi enerji düzeyinde hangi tür hacimsel bölgelerin bulunabileceğini ifade etmiştir. Ve bunları teker teker matematiksel fonksiyonlarla ifade etmiştir arkadaşlar. Günümüzde de biz bunları doğru kabul ediyoruz. Yani günümüzde kabul ettiğimiz model bizim modern atom modeli ya da diğer ismiyle atomun kuantum modeli. Şimdi Bohr atom modeli dairesel yörüngeleri izlediği ispatlanamaz. Ancak Heisenberg'in elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının olduğu bölgelerden bahsedilebilir. Yani direkt yörüngenin şurada diye direkt söyleyemeyiz ama belli bir bölge içerisinde de diyebiliriz hızını falan da dikkate alarak söyleyebiliriz. İşte bunu anlatmaya çalışmış. Modern atom modelinde elektronların, bu önemli bir tanımdır arkadaşlar, bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere orbital denir ya da elektron buldu. Artık arkadaşlar bizim Bohr'a göre yörüngede olan elektronumuz artık orbitalin içerisinde. Orbital hacimsel bölge elektron bulutu diyebiliriz. Elektron bulunma ihtimali atomda elektron bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölge diyebiliriz. Bu şekilde ifadeler söyleyebiliriz. Orbitalin tanımını bilmemiz gerekiyor. Evet, şimdi devam edelim. Evet, bu bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, işte Louis de Broglie'nin dalga boyu eşittir h bölü m çarpı v formülünü vermiş. İşte h yine Planck sabiti, m maddenin kütlesi kilogram cinsinden, v de hızını ifade ediyor. Bu şekilde dalga boyunu bulabiliriz. Normalde ışık için yapılan bu işlem elektron için de yapılabilir. Yani elektrona özgü bir ne yapmıştır? Dalga karakteri taşıdığını söyleyerek bunu bir eşitlik haline getirmiştir. Einstein'ın yapmış olduğu çalışmalarla birleştirerek yapıyor bunu. Werner Heisenberg'in işte konumdaki ve momentumdaki belirsizliği ifade etmek için yaptığı formül. Bu da yine nedir? Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri ne yapmıştır? İfade etmek için dalga denklemini geliştirmiştir diyebiliriz. Şimdi bizim yörünge ile orbital arasındaki temel farkları bilmemiz lazım. Yani biz Bohr'da yörünge dediğimiz şey artık modern atom teorisinde orbital dedik biz buna. Bu arasındaki temel farkları bilmemiz lazım. Bunları anlayabilmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi Bohr'a göre elektronlar nerededir? Yörüngededir. Ama günümüze göre değil. Günümüzdeki modern atom modeli ne diyor? Elektronlar yörüngede değildir. Elektronlar orbitaldedir. Orbitalin içerisindedir. Modern atom teorisine göre elektronlar orbitallerdir. Evet, burada karşılaştırma şekilsel olarak yapmış. Yani yörüngenin buradan biliyoruz. İşte şurası çekirdek. Çekirdeğin etrafında belirli uzakta dairesel yörüngelerde. İşte bu yörüngelerin taşıma kapasitesi bellidir. Mesela işte birinci yörünge 2 elektron olur. İkinci yörünge 8 elektron olur. 2 8 diziminden hatırlayalım bunu. Orbitallerde burada şekilleri vardır arkadaşlar. Şu anda mesela çizmiş olduğu bir D orbitalidir. Burada çizmiş olduğu bir P orbitalidir. İşte S orbitali çizse küresel bir şekil çizecekti. F orbitaller daha karmaşık. Şimdi bunlar arkadaşlar bölge. Yani elektron bu görmüş olduğunuz bölgenin içinde bir yerde. Yani böyle. Bu şekiller nasıl ortaya çıkmış? İşte Schrödinger'in yapmış olduğu dalga denklemleri sonucunda ortaya çıkmış arkadaşlar. Elektron bunun içinde. Ve bir orbital şimdiden söyleyelim gelecek karşımıza. İki tane elektron olabilir. Yani bu bölgenin içerisinde iki elektron bulunabilir. Nasıl yörüngelerin her bir yörüngenin bir kapasitesi vardı. Orbitalin de kapasitesi de iki elektrondur arkadaşlar. D orbitali şu anda bir tane D orbitali iki elektron. Bir tane P orbitali iki elektron. Bir tane S orbitali iki elektron alır diyebiliriz. Bunlar karşımıza tekrar gelecek. Şimdi bu güzel bir karşılaştırma arkadaşlar. Özellikle bu karşılaştırma aradaki temel farkları öğrenmemiz açısından çok önemlidir. O yüzden bakalım. Mesela yörünge için ne diyoruz, orbital için ne diyoruz? İşte yörünge elektronun izlediği varsayılan dairesel yoldur demişti. Evet, dairesel yol. Elektron bulunma olasılığının yüksek olduğu bölge. Bakın bu sefer ne diyor? İhtimallerden bahsediyor orbitalde. Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgedir demiş.
Yörüngede elektronlar düzlemsel hareket eder. O şekilde yörüngenin üzerinde. Ama çizerken de biraz önce görmüşsünüzdür. 3 boyutlu geometri x, y, z koordinatlarına nedir? Orbital çiziliyor. 3 boyutlu hareket eder. P orbitalini çizdim mesela şu an. Daireseldir. Farklı şekillere sahiptir. Mesela bu P orbitalidir. Bu S orbitalidir. Bu mesela bir D orbitalinin şekli olabilir. Ve bundan dolayı da nedir? O yüzden farklı şekillere sahip olduğunu orbitallerini görüyorsunuz. Ama neydi? Yörünge daireseldir. Yörüngede her yörünge bir enerji düzeyiyle temsil edilir. İşte 1, 2, 3, 4 gibi ya da K, L, M, N gibi ifade edilebilir. Burada da yine her enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunabilir. Yani işte birinci enerji düzeyi, ikincinin. Burada da mesela yine bunlara karşılık gelen durumlar, enerji düzeyleri var ama bunların içerisinde orbitaller. Mesela birinci enerji düzeyinde sadece S bulunacak. İkinci enerji düzeyinde S ve P bulunacak. Üçüncü enerji düzeyinde S, P, D bulunacak gibi. Yani birazdan bunları göreceğiz zaten. Her yörüngede belli sayıda elektron bulunur. İşte birinci yörünge 2 elektron, ikinci yörünge 8 elektron gibi hani orada söylüyorduk ya. Ama orbitalde biraz önce de söylemiştim. Şu bölgenin arkadaşlar taşıyabileceği elektron kapasitesi 2'dir. Yani bu bölgenin içerisinde, şu bölgenin içerisinde 2 elektron. İşte bu bölgenin içerisinde 2 elektron bulunur. Yine bu bölgelerin içerisinde 2 elektron bulunur diyebiliriz. Yani orbitallerin taşıyabileceği elektron kapasitesi bir orbitalin 2 elektrondur söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar dedik ya Schrödinger elektronun bulunma odasının fazla olduğu bölgeleri kuantum sayılarıyla ifade etmiştir. Kuantum sayıları nedir? Bunları öğreneceğiz burada ve bunların sayısal olarak karşılıklarını göreceğiz ve ne anlama geldiğini göreceğiz. Burası çok önemlidir. Özellikle ÖSYM'nin de bu bölgede çok fazla soru sorulduğunu görebilirsiniz. Soru sorduğunu görebilirsiniz. ÖSYM sorularının çıktığını. O yüzden burayı çok iyi arkadaşlar öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi atomun her elektronu kabuk, alt kabuk, orbitalde elektronu gösteren 4 kuantum sayısı tanımlanabilir. Orbital ve elektron enerjisini, orbitalin şeklini, orbitalin manyetik alandaki yöneltisini belirten 3 kuantum sayısı bulunur. Yani şimdi biz hangi orbital olduğunu, bunun enerjisini, şeklini, manyetik alandaki yönelimini belirlemek için 3 tane kuantum sayısından kullanıyoruz. Peki 3 tane bir kuantum sayısı var, bir de 4. kuantum sayısı var. Bu orbitalin şekliyle, enerjisiyle, manyetik alandaki durumuyla değil de orbitalin içindeki elektronla alakalı. Yani aslında şöyle bir cümle daha güzel olacak. İlk 3 yazılmış olan kuantum sayısı, baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı ve manyetik kuantum sayısı orbitalin dışıyla alakalı olan durumlardır. Yani şeklini, işte enerjisini, manyetik alandaki yönelimi belirlerken 4. kuantum sayısı olan spin orbitalin içerisinde bulunan elektronların, yer alan bu 2 elektronun dönmesinden dolayı geliştirilmiş olan bir kuantum sayısı. Buna da spin kuantum sayısı denir diyebiliriz. Bunları teker teker zaten arkadaşlar inceleyeceğiz. O yüzden geçiyorum. Kuantum sayıları 4 tanedir. Baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı, manyetik kuantum sayısı ve spin kuantum sayısı olmak üzere. Evet, ilk olarak baş kuantum sayısıyla başlıyorum. Orbitalin çekirdeğe olan ortalama uzaklığı belirleyen kuantum sayısıdır arkadaşlar. Ve küçük n harfiyle gösterilir. N aynı Bohr atom modelinde olduğu gibi yani katman sayıları 1, 2, 3, 4 ya da kalemi aynı şekilde ifade edilebilir arkadaşlar. Yine pozitif tam sayılar alır. En küçük değeri 1'dir. 0 olamaz. Negatif değerler olamaz arkadaşlar baş kuantum sayısı. 1'den başlayıp tam sayıları, pozitif tam sayı değerlerini alır diyoruz. Şimdi orbitallerin isimlerini birazdan göreceğiz ama hemen önceden girmiş gibi olacağız. Ama daha iyi anlaşılsın diye şimdiden söylüyorum. İşte mesela birinci enerji üzerinde 1S vardır. İşte ikinci enerji üzerinde de S vardır. Orbital. Üçüncü enerji üzerinde S vardı. Mesela şu anda benim bu 1 yazdığım şey, 2 yazdığım şey, 3 yazdığım şey arkadaşlar baş kuantum sayısı. Ve bu baş kuantum sayısı arttıkça elektron çekirdekten uzaklaşır. Ve doğal olarak çekirdekten uzaklaştık. Aslında şeye benziyor yani bordaki yörünge sayısına karşılık gelen bir durum. Yani onu karşılayan bir durum gibi düşünebilirsiniz. İşte birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge diyorduk ya işte aynı ona karşılık geliyor gibi düşünebilirsiniz mantık olarak. Ve doğal olarak nasıl birden üçe doğru yani dışarıya doğru enerji artıyordu, potansiyel enerji. Aynı şey bunun için de geçerli. Baş kuantum sayısı arttıkça arkadaşlar elektron çekirdekten uzaklaşır ve enerjisi artar diyebiliriz. Hatta büyüklüğü de artar. Şimdiden yine giriş yapayım. Mesela S orbitalleri küreseldir arkadaşlar. 1S'nin mesela şekli böyle olsun. 2S'nin şeklini çizmeye çalıştığımız zaman daha hacimsel olarak büyük bir bölge çizmek zorundayız. Çünkü çekirdekten elektron uzaklaştı.
3S'nin şeklini çizmeye çalıştığımız zaman daha da büyük bir şekil çizmemiz gerekiyor. Çünkü elektron giderek uzaklaştı çekirdekten. Elektron çekirdekten uzaklaştı, daha büyük hacimsel bölge nedir? Dolaşabilir ve bundan dolayı şekilde büyüyor. Yani baş kuantum sayısı arttıkça, n arttıkça diyelim, bir elektronun enerjisi artar. Potansiyel enerjiden bahsediyorum. Aynı zamanda orbitalin hacmi artar. Orbitalin hacmi artar. Elektron çekirdekten uzaklaşır. Bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar önemli. Baş kuantum sayısı arttıkça elektron enerjisi artar. Orbitalin hacmi artar. Elektron çekirdekten uzaklaşır diyoruz. Peki. Gelelim bir diğer kuantum sayısına. Kimdir o? Açısal momentum, ikincil, yan kuantum sayısı. Böyle el yazısı L harfiyle gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi kuantum sayıları ne ifade ediyor? Önemli olan cümle bu aslında. Kuantum sayıları, biraz önceki kuantum sayısı ne ifade ediyordu? Elektronun, çekirdeklerin uzaklığını ifade ediyordu. Ve boyutunu, yani hacmini belirliyordu. Şimdi ise bu kuantum sayısı arkadaşlar, direkt şöyle giriş yapalım. Orbitalin cinsini belirliyor. Orbital cinsi, orbitalin türünü söylüyor. Hangi orbital? 4 tane orbitalden bahsedeceğiz arkadaşlar. S, P, D ve F. Bunlar orbital isimleri. Hacimsel bölgelerin isimleri arkadaşlar. 4 tane orbitalimiz var. İşte sharp, P, principal, D, diffuse, F da fundamental. Böyle isimlerden işte keskin, asıl, baş, yayılmış falan, temel gibi anlamlara geliyor. Bunların baş harflerinden türetilmiştir. 4 tane orbitalimiz var. S, P, D ve F orbitalleri var. İşte bunun S, P, D, F'nin olup olmadığını, hangi orbital olduğunu buradaki kuantum sayısı söyleyecek bize. Elektron bulutlarının, yani orbitallerin şekillerini ve bu şekli farkıyla oluşan enerji seviyesindeki değişimleri belirten kuantum sayısına açısal momentum kuantum sayısı denir ve L ile gösterir. Hangi değerler alır? Baş kuantum sayısına bağlı olarak değerler alır arkadaşlar. L değerleri sıfırdan n-1'e kadar değerler alır. Şimdi karşımıza gelecek zaten. Hemen görelim nasıl oluştuğunu. Sonra birlikte konuşalım. Mesela işte n eşittir 1 için konuşuyoruz. Yani biliyorsunuz en küçük n değeri 1'dir. N'ye kadar alıyordu değerleri arkadaşlar? L değerleri. N-1'e kadar L değerleri sıfırdan N-1'e kadar değer alır. N-1'e kadar. Şimdi N1 olunca ne olacak? L değeri 0. Arkadaşlar bundan sonra L0 değerini gördüğünüz anda bunun bir S orbital olduğunu söyleyeceksiniz. Yani L eşittir 0 temsil ettiği orbitalin türü S. İkinci enerji düzeyine geçiyorum. N eşittir 2 için konuşuyorum. L değerleri 0'dan N-1'e kadar değer alır. O zaman ne olacak? L bir 0 olacak, bir de 1 olacak. Şimdi N-1'e kadar 2-1, 1, 1'e kadar değer alır. L0 S idi. L1 de artık P. Devam ediyorum. N eşittir 3 için L0 olacak, L1 olacak, L2 olacak. Ne anlama gelecek bu? S, P artık L2 değerleri de D orbitalini temsil eder arkadaşlar. Ve son olarak N eşittir 4'ü inceleyelim. L0, L1, L2 ve L3 değerlerini alacak. S, P, D ve arkadaşlar bu da F orbitalini temsil edecek. Bunu şöyle okuyabiliriz aslında. Şöyle okuyabiliriz. Bu ne demektir? Bu şu demektir arkadaşlar. Birinci enerji düzeyinde sadece S orbitali vardır. İkinci enerji düzeyinde 2S, 2P vardır. Üçüncü enerji düzeyinde 3S vardır, 3P vardır, 3D vardır. Dördüncü enerji düzeyinde 4S vardır, 4P vardır, 4D vardır, 4F vardır şeklinde bunları söyleyebiliriz. Şu anda biz şu kısım çok önemlidir. Yani hepsini gördüğümüz açısından söylüyorum. Burayı çok iyi bileceğiz. Yani L0 S orbitalini, L1 P orbitalini, L2 D orbitalini, L3 de F orbitalini temsil ettiğini söylemek zorundayız ve bilmek zorundayız arkadaşlar. Hangi L değeri hangi orbitali temsil eder? Önemli burası. Evet, kuantum sayılarından bahsetmiş de söyledik zaten. N orbitalin çekirdekten olan uzaklığı, bir özet gibi olsun bu kısım. Orbitalin çekirdekten olan uzaklığını ve büyüklüğünü söyler. Orbitalin şeklini, türünü göster. Şimdi birazdan geleceğiz zaten. M ile 3. kuantum sayımız orbitalin uzaydaki 3 boyutlu geometri olduğu için yönelişini belirleyen sayı, manyetik kuantum sayısı olacak arkadaşlar. Yine bir hatırlatma yapmış, biraz önce söylediğimiz önemli dediğim yer. L0 artık S orbitali için, L1 P orbitali için, L2 D orbitali için, L3 de F orbitali için geçerli olan değerler olduğunu bileceğiz ve buna göre yorum yapacağız. Buna
Bunu arkadaşlar kesinlikle unutmayacağız. Burası önemli bir kısım. Şimdi şöyle bakalım. Evet, üçüncü kuantum sayımızı önce görelim. Üçüncü kuantum sayımı, sonra sorulara tekrar döneriz. Şimdi manyetik kuantum sayısı nedir arkadaşlar? Manyetik kuantum sayısı bu sefer orbitalin uzaydaki yönlenmesini gösteren kuantum sayısıdır. Ve ML ile gösterilir. Şöyle diyelim, daha pratik bir cümle söyleyeyim. İşte bir, yönelimini belirliyor bu sayı. Yönelim, uzaydaki yönelimi. İki, orbitalin sayısını da belirliyor. Orbital sayısı. Kaç tane var orbitalde? Yani S orbitali kaç tane, P orbitali kaç tane, D orbitali kaç tane, F orbitali kaç tane? Bunu belirleyen arkadaşlar nedir? Manyetik kuantum sayısıdır. Ve bunu nasıl bulacağız orbitalin sayısını? 2L artı 1 formülü bulacağız. Yani orbital sayısı kaçtır? 2L artı 1 tane nedir? Orbital vardır. Ve bu ML değerleri ise arkadaşlar, şu önemli zaten, bakın kutu içine dalmış. Hangi değerleri alır? Eksi L ile artı L arasındaki tüm tam sayı değerlerini alabilir. Mesela şimdi bunu oluşturacağım şimdi. Karşımıza mutlaka çıkacak ama ben şöyle kendim yazmak istiyorum bu bölgeyi. Daha rahat anlamak için. Şimdi bizim arkadaşlar N değerimiz 1'di. Birden başlıyoruz. L değerimiz 0'dı. Şöyle oluşturalım. N değerimiz 2 iken L değerimiz 0'dı. L değerimiz 1'di. N eşittir 3 için L değerimiz 0, L değerimiz 1 ve L değerimiz 2 olabiliyordu. N eşittir 4 için ise L değerimiz 0, L değerimiz 1, L değerimiz 2 ve L değerimiz 3 olabiliyordu. Şimdi bunlar bize orbitalin cinsini söylüyordu. Yani işte L 0'lar S orbitali, L 1'ler P orbitali, L 2 D orbitali, L 3'te F orbitalini söylüyordu. Hatırlıyorum. Şimdi ML değerlerine geliyorum arkadaşlar. Ne diyor ML değerleri için? Diyor ki eksi L ile artı L arasında değer alır. L 0 ise eksi 0 artı 0. ML'si 0. ML'si 0. L 1 için ML değerleri eksi 1, 0, artı 1. 3 tane değer çıktı. Yani 3 tane orbital var demek istiyor arkadaşlar. 2P orbitali, bakın ikinci enerji düzeyinde. P orbitali, 2P orbitali 3 tanedir. Bunu anlatmaya çalışıyor. 3 tane P orbitali vardır. Bunların yönelimi farklıdır. Bunlardan biri dik olarak, düzleme dik olarak kabul edilir. İşte 0. Artı 1 olan ona göre şöyle konumda duruyordur. Eksi 1 olan da ona göre böyle konumda duruyordur. Yani yönelimini belirler. Ve işte şekilleri de daha sonradan gelecek karşımıza ama yine daha iyi anlaşılacağını düşündüğüm için önceden giriş yapıyorum. Mesela burası X koordinatı, burası Y koordinatı, burası Z koordinatı olsun. Mesela P orbitalinin şekli şöyledir arkadaşlar. Böyle yönelir. Y orbitali bu şekildedir. Z orbitali de budur. Bunlardan hangisi mesela eksi 1, hangi 0, hangi 0'dır bilemeyiz. Yani rastgele atıyorum bu eksi 1 olsun, bu 0 olsun, bu da artı 1 olsun gibi. Değişebilir. Belki bu 0'dır, bu artı 1'dir, bu eksi 1'dir. Ya da bu artı 1'dir, bu eksi 1'dir, bu 0'dır. Yani değişebilir. Hangisi olduğunu bilemeyiz ama sonuçta yönelim olarak farklı şekilde durduklarını anlamanız açısından önemlidir. Yani eksi 1, 0, artı 3 tane bakın orbital değeri çıktı. Hani orbital sayısını da belirleriz ya, 2L artı 1 dedik. İşte L yerine 1 yazarsanız 2 çarpı 1, 1 daha 3. 3. 3 tane orbital var demektir. Direkt orbital sayısını da buradan görebilirsiniz. İşte devam ediyorum. ML, L 0 ise ML 0'dır. L 1 ise ML eksi 1'dir, 0'dır, artı 1'dir. L 2 ise ML değeri eksi 2'dir, eksi 1'dir, 0'dır, artı 1'dir, artı 2'dir. Yani kaç tane değer çıktı? 1, 2, 3, 4, 5 tane değer çıktı. Bu ne anlama geliyor? Şöyle okuyacağız bunu. D orbitalleri 5 tane orbitalden oluşur arkadaşlar. 5 tane D orbitali vardır. Burada nasıl 3 tane şekil çizdiysem D orbitalinde de 5 tane şekil çizeceğim. 5 tane orbital olduğunu söyleniyor. Aynı mantık bunun için de geçerli. Uzaydaki yönelimiyle alakalı. Birisi düzleme dik kabul ediliyor. İşte biri artı 1, biri artı 2 konumda. Birisi eksi 1, biri de eksi 2 konumunda duruyor. Yani yöneliminin farklı olduğunu anlatmak için kullanılan sayılar aslında. Mantık bu. Dördüncü düzeye bakalım. L 0 için ML değeri 0'dır. L 1 için ML değeri eksi 1, 0, artı 1'dir. L 2 için ML değeri eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2'dir. Ve L3 için arkadaşlar ML değeri eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 ve
artı 3'tür. Yani kaç tane değer çıktı? 7 tane değer çıktı. O zaman f orbitalleri 7 tanedir diyebiliriz. Biz manyetik kuantum sayısıyla neyi gördük arkadaşlar? Manyetik kuantum sayısıyla elektronun uzaydaki yönelimini gördük. Bir, yani orbitalin daha doğrusu uzaydaki yönelimini gördük. Bir de arkadaşlar kaç tane orbital olduğunu o enerji düzeyinde bunu öğrenmek için ne yaptık? İkili artı bir formülü kullandık. Yani orbitalin uzaydaki yönelimini ve sayısını gösteren kuantum sayısı olarak özetleyebiliriz aslında. Evet, son bir kuantum sayımız kaldı. Ondan da bahsedelim ve geçelim arkadaşlar. Son kuantum sayımız spin kuantum sayısı. Şöyle buna da bakalım. Spin kuantum sayısı 3 tane kuantum sayısı. Şimdiye kadar gördüğümüz kuantum orbitalle ilgiliydi. Ama bu kuantum sayısı orbitalin içerisindeki elektronlu arkadaşlar. Arkadaşlar orbitalin içini temsil olarak şöyle kabul edelim. Yani tüm orbitalleri temsilen bir yuvarlak bir şey çizdim. Bu orbitalin içerisinde maksimum biliyorsunuz 2 elektron olur. Bir orbital maksimum 2 elektron alır. Bunu başta da söylemiştik. Kapasitesi bu. Bu orbitalin içindeki elektronlardan dönme yönünden kaynaklanan bir kuantum sayısı oluşmuş. İşte buna spin kuantum sayısı denir. Yani elektron kendi ekseni etrafında dönerken iki şekilde dönüyor. Bir işte saat yönüne döndüğü kabul ediliyor. Bunu spin kuantum sayısını yukarı doğru okla gösteriyoruz. Artı 1 bölü 2. Bir de diğeri de saat yönü tersine döndü. Bunu da spin kuantum sayısını eksi 1 bölü 2 olarak temsil ediyoruz. Yani bir orbitalin içerisinde maksimum 2 elektron olabilir. Bu elektronlar birbirinin zıt spinli olmak zorunda. Yani şu şekilde olamaz arkadaşlar. Bu yanlış bir gösterim. Ya da bu şekilde olamaz. Bunlar yanlış gösterim. Yani okların yönü arkadaşlar elektron dönme yönünü temsil ediyor. Yukarı bakan ok saat yönü kabul edilir. Aşağı bakın okta saat yönü tersi kabul edilir. Genelleme bu şekildedir. Ve zıt olmak zorundadır. Biri yukarı biri aşağı bakmak zorunda. Yani biri saat yönü biri saat yönü tersine dönmek zorundadır. Yukarı bakan ok yani saat yönüne dönen için artı 1 bölü 2 ifadesini kullanacağız. Spin kuantum sayısına aşağı bakan ok için spin kuantum sayısı yerine eksi 1 bölü 2 ifadesini kullanacağız demiş. Bunları ifade etmiş arkadaşlar. Teker teker. Şimdi ve bununla ilgili sorularımız varsa hemen bakalım. Şurada kuantum sayısında bazı örnekler. Bence en güzel bunu sorularla ifade etmektir arkadaşlar. Hemen hızlıca başlıyorum. Açısal momentum kuantum sayısı L'si 1 olan elektron hangi kuantum sayısında sayılarında sahip olamaz demiş. Baş kuantum sayılarından hangisine sahip olamaz. Arkadaşlar L1 değerine sahipse bu bir P orbitalidir. L eşittir 1. Bu bir P orbitalidir. Şimdi biliyorsunuz L1'in n-1'e kadar değer aldığı için mesela siz bunu n değerini 1 kabul ederseniz L değeri 0'dır. O yüzden kesinlikle P orbitali yazıp yapamazsınız burada. Cevabımız da A şıkkıdır zaten. Ama 2 yaparsanız mesela n eşittir 2 olursa L 0 olabilir, L 1 olabilir. Yani S ve P orbitalleri bu düzeyde bulunur. İşte 3 olursa 0, 1, 2. İşte 4 olursa 0, 1, 2, 3 şeklinde olur. Yani sonuçta L 1 değerine sahip olamayacak tek baş kuantum sayısı 1. düzeydedir. O yüzden cevabımız da A şıkkındadır diyebiliriz. İkinci soruya bakalım. Diyor ki baş kuantum sayısı n eşittir 7. Açısal momentum kuantum sayısı L'si 0 olan bir elektron manyetik kuantum sayısı kaç farklı değer alabilir demiş. Şimdi L'si 0 olduğuna göre arkadaşlar başka şansı yok mesela. Yani tamam baş kuantum sayısı 7 ama L 0 dediği anda biliyorsunuz ML değerleri eksi L ile artı L arasında değer alıyor. ML değerleri eksi L ile artı L. Yani L 0 ise ML de 0'dır. Doğal olarak bir tane değer alabilir arkadaşlar. O yüzden cevabımız A'dır. Yani 0 değerini alır. O da bir tane değere karşılık gelir diyebiliriz. Üçüncü soruya bakıyorum. Baş kuantum sayısı N eşittir 4. Açısal momentum kuantumsu L'si olan elektron manyetik kuantum sayısı kaç ve? N eşittir 4, L eşittir 2. Yani bu arkadaşlar 4 D orbitali. Çünkü L 2 D orbitalini temsil eder. 4 D orbitalini ifade ediyoruz. L'nin 2 olması ML değerlerinin eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 olmasını sağlar. 1, 2, 3, 4, 5. Hatta bunu şimdiden alışalım. D orbitalini gördüğümüz anda 5 tane orbital oluşturur. 5 tane yuvarlak yapacağız. Ve bunlardan biri eksi 2, biri eksi 1, biri 0, biri artı 1, biri de artı 2'yi temsil
edecek ve sonuçta 5 tane manyetik kuantum sayısı yani emleği soruyor burada bize arkadaşlar. Kaç tane emleği değeri olabilir diyor farklı. Gördüğünüz gibi 5 tane farklı emleği değeri olabilir diyoruz. L değeri bize kaç tane emleği değeri olacağını ne yaptı? İfade etti aslında. Oradan gidiş yaptık. Neyi niye veriyor peki baş kuantum sayısını? Onu da arkadaşlar o düzeyde hani bulunabilmesi gerekiyor. Yani ona uygun bir N değeri olması lazım. Şimdi baş kuantum sayısı N eşittir 2. Açısal momentum kuantum L'si 1. Hangi orbitali kastediyor? 2P orbitalini kastediyor. Çünkü L1 değeri P orbitalini kastediyor. Manyetik kuantum sayısı kaç farklı değer alabilir demiş arkadaşlar. Sonuçta eğer L eşittir 1 ise ML değerleri eksi 1'dir, 0'dır, artı 1'dir. Yani P orbitalleri 3 tane orbitalden oluşur. Eksi 1, 0, artı 1 sonuçta nedir? Gördüğünüz gibi 3 tane farklı değer aldığını söyleyebiliriz. Bir başka soru. Açısal momentum kuantumsu L'si 3 olan elektron hangi baş kuantum sayısına sahip olamaz? Şimdi L değerleri N-1'e kadar değer aldığı için arkadaşlar N-1'e kadar değer aldığı için o yüzden bir eksi yani 3'ten büyük olan her şey olur. Yani mesela 4 bir eksi 3 olur. 5, 4 evet yani 3'ü de kapsıyor. 6 bir eksi 5, 7 bir eksi 6. Ama eğer N değeri 3 olursa arkadaşlar N değeri 3 olsa L 0 olabilir, L 1 olabilir, L 2 olabilir. Neden? Çünkü L değerleri nedir? Sıfırdan N eksi 1'e kadar değer alabiliyor. Bundan dolayı da eğer biz N'e 3 dersek L değeri ya 0 ya 1 ya 2 olur. Hiçbir zaman L 3 değeri olamaz. Ama 4 için mesela olur. 4 için dediğimiz zaman L 0 olabilir, L 1 olabilir, L 2 olabilir, L 3 olabilir gibi. Yani baş kuantum sayısı arttıkça L değeri ne yapıyor? Büyüyor. O yüzden cevabımız A şıkkı. Altıncı soruya bakalım. Demiş ki kuantum sayılarıyla ilgili hangileri mümkün değil. Yani böyle bir kuantum sayısına sahip olamaz. Mesela N eşittir 2 ise L eşittir 2 bu olamaz arkadaşlar. Çünkü L değerleri N eksi 1'e kadar değer alır. Yani burada alabilecek L değerleri ya 0'dır ya da 1'dir. O yüzden gitti. N eşittir 3 için L 1 olabilir mi? Olabilir. Çünkü 3 için 0, 1, 2 olabilir. L 1 olursa ML 0 olabilir mi? L 1 olursa ML değerleri eksi 1'dir, 0'dır, artı 1'dir. Olur. Bir sıkıntı yok. Yani şöyle bakacağız bakışı. Önce N L'yi tetikleyecek. L değeri olup L'yi olursa L'de ML'yi tetikleyecek. Yani ML değerleri eksi L ile artı L arasında olacağı için ona göre bakacağız. Yani 2'de bir sıkıntı yok. N eşittir 4 için L 0 olabilir mi? Olabilir. Çünkü nedir? L N eşittir 4 için L değerleri 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir ve 3 olabilir. 0 değeri vermiş tamam. 0 olursa ML artı 2 olabilir mi? Olamaz. Çünkü eğer L 0 ise ML'de ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. O zaman bu da mümkün değildir. Cevabımız 1 ve 3'tür arkadaşlar. 7. soruya bakalım. Diyor ki burada kesinlik sorusu. Atomdaki elektron bulunabileceği enerji düzeyleri ve dalga fonksiyonu kuantum sayıları gösterir. Orbital ise elektronun kuantum sayıları belirlen dalga fonksiyonu. Buna göre 4D orbitaldeki bir elektronla ilgili olarak 4D'de bulunan bir elektronla ilgili olarak hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım. Baş kuantum sayısı 4'tür. Evet şu işte. Baş kuantum sayısı N değeri 4'tür. Bunda sıkıntı yok. Açısal momentum kuantum L'si 3'tür. Şimdi L 0 S, L 1 P, L 2 D, L 3 ise F'dir. Arkadaşlar D orbital olduğuna göre hangi kuantum açısal momentum kuantum sayısına sahiptir bu? 2'dir. Yani 3 demiş. Yanlış. Manyetik kuantum sayısı ML'si 2'dir. Şimdi bu sonuçta D orbitali L'si 2 olduğu için L'si 2, ML'si eksi 2 olabilir, 0 olabilir, artı 1 olabilir, artı 2 olabilir, artı pardon eksi 1 yazmayı unutmuş. Eksi 1, 0, artı 1, artı 2 olabilir. Yani 5 tane değer olabilir. Sonuçta 2 de olabilir, 1 de olabilir, 0 da olabilir, eksi 5 taneden bir tanesi olmak zorunda. Ama hangisi olduğunu bilemeyiz. Kesinlik sorusunun nedeni bu işte. Yani bilemiyoruz hangisi olduğunu. O yüzden kesinlikle doğru diyemeyiz arkadaşlar. Cevabımıza yalnız 1 olur diyoruz. Peki devam. Bu da son sorumuz olsun. Baş kuantum sayıları verilmiş. 3P, 3D, 4S, 4 ve 5S orbitin baş kuantum sayıları. Açısal momentum kuantum ve manyetik kuantum hangisi yanlış olarak verilmiştir? Bir kere baş kuantum sayıları zaten direkt gözüküyor arkadaşlar. 3P'nin 3'tür, 3D'nin 3'tür, 4S'nin 4'tür, 4F'nin 4'tür. Evet, yani baş kuantum sayılarında bir sıkıntı yok. L 0 S, L 1 P, L 2 D,
Ve L3'te nedir arkadaşlar? F orbitalini temsil ediyor mu? Ediyor. Şimdi mesela P orbitali L'si 1 mi? 1. Sıkıntı yok. L'si 2 mi D'nin? Evet. S'nin L'si 0 mı? Evet. F'nin 3 mü? Evet. S'nin 0 mı? Evet. Şu an bunda da sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi L 0 ise ML 0. Şöyle ML diye yazalım. Eksi 1, 0 artı 1. Eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2. F için de eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2 ve artı 3 değerlerini alacak. Şimdi bakıyorum doğru. 2 doğru. 0 doğru. Doğru. Bu yanlış arkadaşlar. Doğrusu ne olacaktı? L'si 0 olacaktı. ML'si de 0 olacaktı. Cevabımız E şıkkı olarak söylüyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar kuantum sayılarını da bitirmiş olduk.